Mersin mağazasının açılışını yaptı ve bu gece de sektörümüzün önemli isimlerini burada buluşturuyor. Bir defile ardından gala, muhteşem bir gece bizi bekliyor. Tabi ev sahipliği yapan firma Cemcem Kuyumculuk ve Cemcem Kuyumculuğu yönetim kurulu üyesi değerli Sayın Nazan Cemcem yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Kuyum Haber'e hoş geldiniz diyoruz. Her zaman yanımızda olduğunuz için. Takibimizde olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kaliteli ve doğru haberlerle sıcağı sıcağına tüm bekleyenlere servis ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ana sponsorluğunu Espo Fuar'ın yaptığı Faruk Bey'in organizasyonuyla Mersin'deki şubemizi açtık. Bu geceki gala yemeğinde tüm sektördeki kuyumcularımızla beraber bir araya geldik. Yine mi kilo aldın diyenleri salla. Roberto Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon. Salsa. Bu gecenin bizim için bir anlamı, daha bir anlamı daha özel kılan, bu gece özel kılan, görüyoruz ki sektördeki tüm dostlarımız, arkadaşlarımız bizim düzenlemiş olduğumuz geceyi zevkle, heyecanla gelmek istiyorlar ve yanımızda oluyorlar. Bu geceye eşlik ederken kendileri için özel olan aileleri, çocukları bunlarla beraber yanımızda oluyorlar. Bu bizim için çok özel bir durum ve bunu, bu sistemi böyle sürdürmek, dostlarımızla, sektördeki insanlarla aile olarak beraber olmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Çok önemli isimler bugün burada ve sizin de daha önce yine benzer organizasyonlarınız oldu. Sosyal olarak da söylediğiniz gibi sektörümüz için büyük bir hizmet oluyor. Evet. Devam edecek mi bu tür organizasyonlar? Bu tür organizasyonlar devam edecek. Ayrıca bu tür organizasyonların yanında kuyumcu sektöründeki dostlarımızın ticaret bahabındaki görüşmelerimizin haricinde sektördeki dostlarımızın eşleriyle, yani bayanlarla ayrı bir şekilde organizasyon yapmayı planlıyoruz Cemcem Kuyumculuk olarak. Bu organizasyonları birebir ben kendim yönetmek üzere, benim liderliğimde tüm illerdeki kuyumcu sektöründeki dostlarımızın eşleriyle, gerek İstanbul'da gerek belirli illerde kadın bayan platformda bayanlarla beraber, işsel platformda bayan girişimcilerle beraber fikir mütalasında bulunmak, kuyumculuk adına bayan gözünün sektörde ne kadar önemli olduğunu beraber bir araya gelerek, toplanarak bayanlarla beraber yürütmeyi düşünüyoruz. Bu ilk defa burada açıkladığımız bir proje. İnşallah bu projede de sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Çok güzel olacağına inanıyorum. Ses getireceğine inanıyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Çok. Tabii ki Cemcem'in yönetim kurulu üyesi Sayın Kristin Cemcem'le bu önemli geceyi konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz bu etkinliğimize. Teşekkürler. Yalnız bırakmadınız bizi. Bu gece önemli isimleri burada olacak. Neler söylemek istersiniz bu geceyle ilgili? Bu gece bizim için heyecanlı bir gece. Çünkü özel bir gece. Kendi organizasyonumuz, kendi evimizde sevgili dostlarımızı ağırlıyoruz. Sevgili basın mensuplarımız var. Değerli oda başkanlarımız var. Onlar için unutamayacakları, bize yakışacak bir gece planladık. Aslında 4 günlük bir organizasyon. Bu da onun gala yemeği. Bakalım, çok güzel şeyler bizi bekliyor. Neler olacak bu gece? Biraz sizden ipucu da alalım. Tabii, çok güzel bir defile tasarladık, düzenledik. Özel bir koleksiyonumuzu çıkartacağız ilk defa bu defilede. Bir şarkıcımız var, At Kurşun. Şahane şarkılarıyla bizi şenlendirecek. Dostlarımızla samimi bir ortam, biz bize olabileceğimiz, kafa dağıtabileceğimiz keyifli bir gece planladık. Koleksiyondan da biraz bahseder misiniz bize bu akşamki, özellikle çok değerli mankenler de burada olacak, Türkiye'nin önemli isimleri. Hangi takıları taşıyacaklar bu gece? Ağırlıklı set dizayn ettik. Set takılarımız var. Ağır parçalar var, gurme setlerimiz var. Aslında biz 2023 koleksiyonunu defileye sokuyoruz. Bakalım beğenecek misiniz görünce, ama ağırlıklı 22 ağır setler ve büstiyerler, kıyafetler olacak. Sektör zaten çok beğeniyor. Zaten ilgisi de çok büyük takılara. Özellikle bu tür organizasyonları sık sık yapıyorsunuz. Onun da amacını sorayım. Yani Cemcem mesela özellikle daha önce yaptığı Diyarbakır organizasyonu, Gaziantep organizasyonunda da bu tür galalar yaptı ve sektörü buluşturdu. Yani bir sosyalde bir aslında katkı oluyor. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bu bireysel ve özel olsun istiyoruz. Yani bizim verdiğimiz müşterilerimizi
bir hizmet olsun. Biz her şeyi profesyonel ve VIP yapma taraftarıyız. Ve bunu ilk etapta Diyarbakır'da denedik. Baktık evet çok profesyonel oldu ve başarılı olduk. Ve müşterilerimiz artık bunu bizden talep etmeye başladı. Bunu bizden bekliyorlar artık. O yüzden geri dönüşler, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin aileleriyle, sevdikleriyle ve bizlerle bir arada keyifli vakit geçirebileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Devamını dileriz. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun.